taktiği bu. Taktiği bu. Salonda da mı böyle çalışıyor? Evet evet. Allah Allah. Ya ergenlere çalışıyor işte 16-17 yaş lise. Hayır, kollarını hayır. Açıyorsun dümdüz. Saçta pot kırmaması lazım. Şimdi başını, tamam ben sana bir şey sormak istiyorum. Başını oynatırsan daha fazla gider. Tamam ben sana bir şey sormak istiyorum. Bak çok kısa kestim. Necati şu an beni gerçekten sinirlendiriyorsun. Bana da. İndir kollarını. Tam aynı karşıya bak kameraya. Vücudun sabit kalıyor başın tam sağa doğru. Çok kısa kesiyorsun. Vücudun sabit kalıyor başın tam sağa doğru. Ya ben bakmak istiyorum sen ne yapıyorsun? Şu an kesmedim ben. Ne demek kesmedim? Yerdeki saçına bakar mısın? Tamam. Üç parmak. Başını tam sağa çevir. Modeller artık aynalarla vedalaşabilir. Bakmak istiyorsanız son kez aynalara bakıp çekmeceye kaldırın lütfen. Benim yüz şeklinde olan bayanlar yani nasıl kullanmalı peki saçlarını? Senin şeklinde olan bayanlar ya kısa ya uzun. Ya pardon ya kısa ya orta boy. Ya çok uzun kullanamazsın sen. Çok uzun kullanırsan enerjini aşağı çekersin. Kısa kullanmak için de boyunun uzun olduğu için boyun dekolteni göstermen gerek. Yani bayağı bir kısa kullanman gerek. Bak bayrak kırmızısı. Tamam oraya da gelmedik. Daha dur önce bir açalım. Saç uçtan dibe beslenir. Bunu asla ve asla unutma. Yanlış bilgi olmasın. İnsanlar çünkü hani bana gelen salonuma bayanlar işte saçım uzamıyor falan filan. Neden uzamadığını bilmedikleri için. Hani uzayacaklarını zannediyor. Hani kesmeden. Ama saçı kestikçe uzar saç. Mesela 2-3 ayda bir mutlaka kesilmesi lazım. En azından 2-3 santim. Açma işlemi yaptırmıyorsun değil mi? Yok hayır yaptırmıyorum. Ama senin saçın galiba pek iyi olmayacak çünkü kırmızı boyanıyor şu an. Evet kırmızıya boyanıyor. Bakalım. Cesaret isteyen bir renk tebrik ederim. Kuaförü kim? Sizi de tebrik ederim gerçekten. Bilmiyorum ben güveniyorum kendisine ama umarım beni bugün mutsuz etmez. Çünkü kesimle alakalı gerçekten üzüldüm. Bitti. Peki kırmızı saçı kullanabilecek misin? Yani hani her kıyafetle yani... Kombinlemek zor bence. Kırmızı saçın kullanımı zor. Tam anlamıyla kırmızı yapmayacağını söylüyor. Ama şu an boyanan renk kırmızı. Koyulaştırıyor sadece. Bilmiyorum sonra göreceğiz bakalım. Aralara birkaç ışılt atacağım ben. O kombinasyonu tamamlayacağım. Peki. Şimdi saçını tabii ki kırıklarımız var. İnanılmaz şekilde yanıklarımız var. Bunu biliyorsunuz zaten. Ben sağlıklı onlara, bir saçın ben olması gerektiği için. Ben onlara bebeklerim diyorum. O öyle kırık mırık yok ara. Necati biliyorum tamam sana güvenmek istiyorum ama biliyorsun ki hani yani doğallıktan doğallığımın bozulmasını istemiyorum açıkçası. O yüzden de hani daha böyle az aralara böyle paketler atarsan ince ince yani ışıltı tarzında istiyorum ben anladın mı? Çok zor yani uzuyor tamam. Yani ben bunu nasıl kabul kafanı ediyorum bilmiyorum. Kafanı oynatmazsan sevinirim başlıyoruz. Hayır okay. Ya tamam. Başlıyoruz. Gidiyor. Aa, ses. Kafanı oynatma. Şu an of. Gidiyor. Farkındayım. Aa. Gitti ya bildiğin gitti ya. Ay vallahi gitti. Ay yemin ederim tarak uzamıyor. Yarıda kalıyor. Tarak gitmiyor. Yarıda kalıyor. Hayır ya. Yarıda kalmıyor. Gayet ya, vallahi yarıda kalıyor. Vallahi yarıda kalıyor. Başını öne eğ biraz. Şuradan evet. Basınca bitti. Hayır. Oo bayağı bir kesti saçını. Sizin... Baba. Ya ben niye kabul ediyorum ki ya? Ama şimdi şöyle artık bir durum ettin var. Emineciğim. Ama geri şimdi... dönüşümüz yok. Senin üstünde şu an dominant.
Sendeyiz. Ya, yapı gereği öyle yapı görülüyor. Sen de hadi bir rahat da be. Bak kalın sivri... nasıl konuşabilirim? Ya konuş. Sadece Allah benim kavga... sesim olduğunca ince. Şu anda tamamen modern bir saç kesimi yaptım sana. Ve inanılmaz yakışacağına inandığım için of. Bu saçı yaptım. Çünkü yüzün bunu kaldıracak bir yüz. Şöyle bir bakalım tekrar. Bak burası çok bakamayın, önemli. Oradaki düzlüğe sen bir bak. Koymadın mı? Ben yok, ben bakamıyorum. Sen ben bakacaksın. Baktım. Burası ben dümdüz olsun. Gene bakacağım. Dur, sakin ol. Gerçekten üzülebileceğim bir boy. Bunu çok ciddi söylüyorum. Yani evet, saat senin sol tarafındaki boy tamam da diğer tarafın inanılmaz kısa. Hiç yakışmadı. Bak kesin kesilmediği taraf daha güzel ama şu an bir tarafın inanılmaz kısa. O da hiç yakışmayacak sana eşitlediği zaman. Öyle yapacağım. İnan hiç yakışmayacak. Ya en azından bana sordu, anlaştık. Böyle tamam. Mi keseyim, şöyle mi keseyim? Haldır huldur senin kuaförün gibi pat. Kesmedi. Tamam sana. Benim kaynak, ben o kadar üzülmedim. Böyle hafif yakma yapar böyle. Hiç yapmaz. Ha. Dibine değmiyorum. Dibinde de kendi ana rengini niye bozmuyorum biliyor musun? Derinlik kalsın. Tamam. Ha. Anladın mı? Şimdi anladım. Dibinde ya, onu... kırmızı varken dibinde de koyuluk derinlik güzellik katar oraya. Ya çok zor oluyor. Tabii seni ya. Şu anda etkileyeceklerdir eminim. Ama herkes kendisine bakacak. Bugün bayağı bir işler ortalık karışacak. Hadi bakalım Demet'e kalın. Necati Bey kesim yaptınız mı? Yaptım. Her zamanki gibi senden daha hızlıyım. Pek değişim göremedim ben ya. Efendim? Pek değişim göremedim. Sonra şimdi oynayacak mısın? Sen kaynak saçı dört parmak kesince değişim mi oldu? Hayır ben daha bitirmedim. Ben keseceğim. Ben bu de bitirmedim. Sonra. Ben de bitirmedim. Evet. Neydi efendim? Sarıların kraliçesi mi? Patroniçesi mi? Kraliçesi. Sarılar mı? Bakın sarılardan hariç başka renkler de var. Hı. Tanıştırayım mı sizi? Evet. Buna katalog diyoruz biz. Bak bu kızıl renk. Tamam mı? Bunlar kumrallar. Hı hı. Gayet iyi biliyorum. Yok sarıların kraliçesi evet. Falan diyorsunuz evet. Ama. Kumralı da biliyorum. Biliyor musunuz? Bunlar evet, bugün, bak sıcak kahveler. Evet bugün çalışacağımız tonlar zaten. Bunlardan haberiniz var evet, yani. Evet var haberimiz. Göstereceğim yani, birazdan sana. Bir de ayrıca sarıların kraliçesiyim diyorsunuz. Saçlarınız nasıl bir yani bu? Yine aynı konuya gelmeyeyim lütfen. Lütfen. Allah. Yerine git işine bak. Yeşil çok saçma bir kırmızı yeşil ne alaka ya? Aralara incecik. İtici olmaz mı sizce de? Sarıya kırmızı tamam da yeşilin alaka kırmızı ya. Bana güvenin aralarda patlayacak o. Aralarda patlayabilecek bir renk değil ki yeşil yani. Ne yazıyorsunuz merak ettim ya. Ne düşünüyorsunuz? Yok bilmiyorum, yapacaklarımı yazıyorum yani. Ya unutmamak adına hep not tutuyorum da ben. Aa. Yani yaptıklarımın üstünü çiziyorum. İşte aklıma şimdi geldi hazır boştayım sıkılıyorum da aklıma yapacaklarım geliyor onları not ediyorum. Kafa kırık bizim modelin. Sen de yazsana Can. He? Yapacaklarını. Aynen. Ben de yapacağım makyajları yazayım. Harika. Dişçi pazartesi, Güray'la Çerkez günü, Azade'nin hediyesi ve emanetleri, Rezan teyzenin çantası, dolapları yerleştir. Bir de harika. Bir arkadaşım emanetleri. Harika. Yani bunlar sırasıyla yapılıyor ve çiziliyor. Neden tek tarafı İki bu tane ya? Paket yapmış. Tamam mı? Boş boş konuşuyor bu. İlk tek tarafı yapmış. Evet, Ferit iki. Konuşurken niye şey Karagöz'ü Hacivat diye? Can söylesene bu tarafı unutmasını. Ben de saç yaptığınızı görmedim ki. Makyaj yaptığınızı görmedim ki. Görmedin mi? Evet. Bugün göreceksin o zaman. Umarım. O modeli ağlatacaksın ben sana söyleyeyim Ramazan Bey. Ya sizin yaptığınız saçları da görüyoruz iki gündür bugün, lütfen. Bugün bak gerçekten. Yürü modeli. Sizin yaptığınız saçları sizin modeliniz ağlamadıysa ben ağlayacağımı düşünüyorum. Yürü hiç yakışmıyor yürü bak ben söyleyeyim. Bu böyle kulağıma yapışık mı kalacak? Evet evet. Bunu kaldırırsam dipleri falan oynar taşma aynen, olur. Aynen tamam o zaman okey tamam. Anladın sordum olmaz, sadece. Tamam. Ne yapıyorsun? Şu anda açıcı hazırlıyorum sana. Bir şey soracağım saçımı yakacaksın. Nasıl? Açıcıyla saçımı yakacaksın. Yani hani saçını... sen bana diyorsun ya. Ama açmadan saçını açmadan yapamam ki bunu Emineciğim. Ben seninle bunu konuştum yani. Tamam da hani sen saçında... diyorsun ya hani şuraya kadar zaten kırıklarım var. Gel evet. Keselim diyorsun kesiyoruz evet. Ardından. Boya da yapsan daha kötü oluyor. Arap kırmızı saç yapıyoruz da şimdi Arap makyajı yapılınca şey. Patlayacak ya sen deli misin? O Arap makyajı ağırdır şimdi ona bordo da koyacak içine. İşim. Ama şey Arapların saçı kırmızı değildir ki genelde.